Ben düşünüyorum, bu kadar yer gezdin. Oralarda gördüğün, yediğin en ilginç yemek nedir? Valla en ilginç yemek herhalde görmeden yediğim bir yemekti. Onu Semet'e fayda görüyorum. Eyvah, neydi o? Eyvah neydi hakikaten? Borneo, Kalimantan adasındayız. Meşhur kelle avcıları, İban kabilesi var ya, kelle avcıların torunları, 240 kişi falan kalmışlar. Hani ne işin vardı orada diyeceksin, tabii ki demeyeceksin. Benim işim var oralarda. Tabii. Biz İbanların kabilesini ziyarete gidip iki gece orada kaldık. Tabii ki kabilenin şefi, o şefi sevgili Aragüler abi de çok yakından tanıyor. Çünkü Aragüler de aynı köye gitmiş. Hatta ben onun tavsiyesiyle gittim. Oraya yeri gelmişken de yanaklarını öpüyorum Aragüler abimi. Tabii şef beni karşıladı. Bizim kabilenin şefi de ben oluyorum. Valla Allah kabul etsin, bana iki gece boyunca bir şeyler verdi. Ben de bunları yedim. Ve ne olduğunu ne sormadan yedin, bilmiyorum. Yedin mi? Görmüyorum çünkü ışık da yok herhalde. İbanların kabilesinde elektrik var zannetmiyorsun. Bir gaz lambası gibi bir şey yanıyor. Biz iki gün, günde üç öğünden altı defa, ben de şey Safkolos kabilenin şefiyim ya, şimdi kameramanlar yan çiziyorlar. Işıkçı falan yan çiziyor da ben karşı karşıya böyle ataşı yok ama mojo diyor. Ben ona diyorum ve iyi bir ifadeyle onu içiyorum, yiyorum. Allah kabul etsin, ne yedim bilmiyorum. Bir şeyler verdiler bana. Şimdi bu adamlar kelle avcıları. Aman tanrım. Aman tanrım. Aman tanrım. Evet. Neyse, kelleni bırakmadan döndün. En önemlisi oydu. Benimki galiba yerinde duruyor. Onlarınki de duruyor ama böyle hevenk hevenk kelleler aslıydı şeyin içinde. Anlıyorum. Neyin içinde? Bilmiyorum, orada olabilir miydi? Oranın içinde. Bir şey yiyebilir miydim orada, vallahi bilemiyorum. Vallahi bilemiyorum. Yani en ilginç herhalde o, görmeden bilmeden yediğim. Yoksa dünyanın her ülkesinde mutlaka bir yerde bir şey buluyorsunuz. Tabii. Kaldık bize pek fazla müşkülü pesen değiliz o konuda yani. Her şey peki yiyoruz. Barış.